bilinmesin istiyorum. Doğduğum yere pisliyorum. Sular bulanırken aklıma ben saklanırım. Hoş geldiniz Büyük Ev Abluka'da. Merhaba. Evet. Rotasıyla atalar bu programda. Bazen onunla sohbet ediyorum ama aslında bir adı var. Rotasıyla not. Ben söylemesi zor gibi. Senin için biraz zor. Rotasıyla notalar. 8 kere üst üste rotasıyla notalar. Rotasıyla notalar. Bir de Almanca bir şarkı oldu. Mor mal kabul var. Mor mal kabul. Söyleyebilir misin? Mor mal kabul. Mor mal kabul söyleyemedim. Zor oluyor. Konservatuvar da okudum ama. Ben de aynısından okudum olmuyor. Belki bizimkiyle ilgili bir soru bu. Ben Büyük Ev Avukatı'yı çok seviyorum. Bartu, Loş Sohbet'e konuk olana kadar benim alarmım ne var ne yoktu. Gerçekten mi? Evet. Sonra Bartu'yla çok ilginç bir yayın geçirdik. Bizim kanal için önemli bir video. Doğru. En çok tartışılan videomuz herhalde. Olabilir. Ben şey değil mi? Birbirimizi sevmediğimiz. Birbirimizi sevmediğimiz. O iddiası var. Evet. Ama birbirinizi sevmemenizde bir barış hali var. Yani buna bayağı... Bence artık ben Bartu'yu seviyordum. Bartu beni sevmiyordu. O da beni sevmeye başladı. Öyle diyor. Diye düşünüyorum. Belki de başlamadı. Yani. Bunu tam düşünmedim yani. Bu çocuğu sevmiyor muydum ben falan gibi bir şey. Biz çok bireysel girdik. Sana pislik yapmışlığı var mı? Pislik yok ya. Yok. Normal, umursamaz. Yayında pislik normal yapmışlığım umursamaz. Var mı? Yayında mı? Böyle bir yayında sanki... yalanlarım var. Onları araya olabilir. Gireriz istersen. Olabilir. Mesela şey ben diyorum, arada sana yalan söylüyorum evet. Değil mi? Evet. Ama böyle 10 saniyede çözülenler var. Mesela işte diyorum ki abi hani ben okuldayken sen de 4. sınıftın böyle orada geziyordun falan. Ya hiç hatırlamıyorum falan. Niye ya bana abilik etmişsin değil mi ya? Evet ya. Hatırladım evet abilik etmiştim. Gibi. Neyse. Nasıl abilik etti? Neyse boş ver. Boş ver. Bir grup sizce ne aralıklı albüm çıkarmalı? Buradan. 5 sene iyi bende. 5 sene iyi be ya. Öyle neden mi? Albüm nerede sorusunu başka bitirmiş herhalde. Yani evet, oradan girmeyeyim dedim, çok fazla konuşuyor. Ama şey gerçekten merak ediyorum. İyi şarkılar ediyorum. Yaptığına inanınca derim ben bu soruya zaten. Cevap olarak. İnanmadınız gibi mi oldu? İnanmadık değil, tam kondisyonlar değişti ya. Caner. Yani insanlar gitti, başka insanlarla çalışıyordu. Grubumuza yeni bir Can geldi. Arkadaşımız geldi, Can. Bir yani de prodüktörümüz var Can. Ve prodüktörümüz var. Bir sürü personamızla birlikte. Albümle ilgili mesela sizin mi bir süreciniz bu? Ya şeyi girmek istiyorum bak direkt aha. Soruyu soracağım. Albümün çıkışıyla, albümün hissiyle toplumsal hissin örtüşmesi gerekiyor mu? Yani yanlış zamanda çıktı veya kaydettik ama hiç bu dönemin albümü olmadı falan gibi şeyler duyuyorum bazı arkadaşlarımdan. Böyle bir dünya var mı? Yani daha önce... Halk umutsuzdu, biz aşırı coşkulu bir şey vardı. Daha önce şey gelmişti bizim başımıza. Fırtınay'dan önce böyle şey vardı çok. Kötü durumdaydı yani ülke. Hep böyle bombalar, bir şeyler falan. Yani daha da kötü. Daha da kötü müydü? Daha da kötü diyebilir miyiz? Ya da diyebiliriz yani değil mi? Seviyesi tabii, tabii. Bomba ve kurşun kısmın şeyine gelmişti yani. Okay. Son düzlük gibi. Plan gibiydi. Hatta böyle bir şarkıyı kaydediyoruz, böyle televizyona bakıyoruz havaalanına da... Ben de setteydim o sırada. Bizim için de çok garipti. Evet, evet. Komedi çekiyorduk biz de yani el falan. Biz de yani tarzımızı değiştirmeye plan çalışıyorduk o aralar. O yüzden... Şey mi? Bağlantılı düşünürüz bir şey mi? Şey hakkında? Yani böyle dans edebileceğimiz artık bu o kadar bastı ki biz artık böyle yani bir dans edelim, bir şey olsun falan. Çünkü konserlerde de böyle çalıyoruz ve önde böyle 5 tane adam bizi böyle dinliyor falan gibi bir şey vardı. Ha. Biraz böyle dans edelim ya falan gibi girmiştik o zaman ama... Şu anda beklememizin bir sebebi var mı? O zaman da şöyle bir şey olmuştu, demin onu diyecektim. Yani biz albüm kaydettik, sonra beğenmedik bir daha kaydettik. 3 sene falan sürdü. 3 kere yaptık bunu. Şimdi de aynısı oluyor. Aynı şarkıları farklı şekillerde mi kaydettiniz? Yoksa böyle bu geçti falan. Ha, Şimdi de onun aynısını yapıyoruz aslında. Bu kadar fark ediyor mu hissi? Tabii. Fark ediyor. Değiştirdiğiniz şey ne oluyor yani? Mesela kayıt tekniği mi? Bunu ya hücum bazı... girmeseydik yok. Keşke yok, falan. Yok öyle değil. Yani şarkının bilmiyorum siz de... Moduna birazcık yani enstrüman seçimi, tavrı falan. Ne bileyim işte synth dünyası ya da onun şarkıyı okuma stili bile değişebiliyor bir iki yıl içerisinde. Söz. Ona göre de İki yıl geçiyorsa herkesin... bakıyor zaten baştan tekrar yazıyor onun sözünü öyle bir vakit varsa. Eskiyor parça yeniden bir forma gibi. Ya hepimiz memnun olmuyor oluyoruz galiba evet. Değil mi? Sonuç olarak öyle bir şey oluyor. Yani herkes bu şarkıya yükselmiyorsa o şarkı... Bir daha çalışın. Herkesin mi memnun olması kriter peki? Yani yoksa birini böyle... Cembir bongo çalmadıysa bir şarkıya seviyoruz genelde. Ki çaldı. Ya
Şarkıları zaten canlı çalıyorsak eğer devamlı evriliyor, bir şeye dönüşüyor. Eğer çıkarmadığımız ve çalmaya başladığımız bir şarkı varsa o bir kıvama gelene o kadar bekliyoruz galiba. O seyircinin deneme süreci gibi bir şey mi? Yani stand-up'a da sürekli değişiyor ya. Seyirciyle alakası yok ya. Hepimizle alakası var bence. Hiç seyir... Hiç mi yok? Yok yani. Hiç çok dinleyiciyi düşündüğümüzü hatırlıyor musun? Şimdiki Fırtınayt'ı dinleyince hani ben daha çok beğeniyorum. Yorum değil de konserdeki tavrını gördüğüm bir zaman hiç sırası değişmiyor mu? Şarkının da ama evet. Yani şarkıyı kendimize çalıyoruz evet. Yani. Şey, hatta biz daha önce şeyi de yaptık. Yani şarkı yaptık, çıkardık. Hayaletlerle Arayan Bulur'u çıkardık. Sonra albüme tekrar kaydedip başkasını koyduk. Yani evet, onu hatırlıyorum. Aynı ben mesela iki çıkan versiyonu daha çok seviyorum. Biz sonuçta iki ben tane de, albüm öyle. Çıkardık. Daha İkisinde de bir, albüm çıkmadan şarkıları konserde evet. Çalmaya başladık. Doğru. Hep öyle oldu. Bir de o zaman sızıyor zaten YouTube'a. Onu böyle sızıyor. Kayıtlı versiyon istemeye başlıyor. Bakıyor şey yapıyor işte arada polislik evet. Yapıyor. İstediklerini göndertiyor. Sen mi? Sildirtiyor musun? Tabii. Bazen kafaya takıyorum yani. Böyle söz evet. Deniyorum çünkü. Tabii. İstemediğim bir söz orada kalıyor ve o öyle meşhur oluyor falan mesela. Evet doğru. Albümde olmuyor mu? Şu sözü değiştiresin var. Mesela bak bu asansör türkü değiştireyim. Ya oraya gelince kadar çok değişti. Benim işte çok... Mesela Full Faça'da Çıldırmayacağım şarkısında bir inşallah demişim. Evet. Hiçbir arkadaşım uyarmaz mı insan? Ama o böyle bir böyle albüm şey böyle gibi, fasıla gidiyoruz, coşkusu var. İnşallah. Onun hanım hanımcık hali nereden çıktı yani o sırada yok şarkı? Yok ya, öyle bak, değil. Ama o inşallah da konserlerde hep söylüyorlar. Halkımız destekliyor. Yani. Gönülden bir inşallah. O evet, ebed dubali yeyle, yeyle gibi bir şey vardı ya. Alo? Sevdik sevdalandık. Sevdik sevdalandık. Mba yer yer ye. Mba yer yer. Mba yer yer ye. Bana şey geldi. Okai yamaçta kombamba kombamba. O da benzer aynı kişinin kariyerinden bahsediyor. Aşkımın yengi de vardı öyle. Şiş anıyordu filan. Trilak kuçuk kuçuk. Hatırlarsan. Evet. Özkan Onur tadına doğru gidiyoruz. Gidiyoruz. O zaman albümü sormayacağım yani ne zaman geliyor diye. Ne zaman geliyor yok ya. Ama bir yere gazladınız, geliyor falan dediniz. Sonbahar dedik ama hangi sonbahar olduğunu söylemedik. Hangi bahar diyelim bari artık sonbahar belli ki. Artık sonbaharda tuttururuz herhalde ya. Evet. Ya biz şey vardır, Huckleberry Finn vardı ya biliyor musunuz? Onun böyle bir şeyi vardı, böyle çok uzun duvarlardan atlamak için çok sevdiği şapkasını önce atar, sonra o duvardan atlamak. Hani biz de öyle bir şey yaptık. Anladım. Albüm çıkartıyoruz dedik böyle bir, o şapkayı attık ama duvara atlayamadık. Anladım. Ya bence şu anda o yüzden özellikle o toplumsal psikoloji kısmını sordum. Bir şekilde bir herkeste stand-by modu var, benim arkadaşlarımda da böyle bir... O seçim yaklaşıyor, altında bir gerilim mi bilmiyorum ama herkes ne yapıyor istiyorum. Ya bir şöyle bir bakıyorum, bir duruyorum. Seçim yaklaşıyor, bende daha pozitif ya. Yani ben bir şeyler çalamayacağız, edemeyeceğiz, kayıt yaparız falan gibi daha çok. Yani öyle bir pozitiflik var bende. Vah, senden pozitif bir şey duyduğuma çok sevindim. Oğlum ben hep sonuçta grubu sürekli böyle... Ama ben senin sesini duymamış bir insanım, gruptan olmadığım için. Kayınpederine daha çok iyi anlaşıyorum. Evet, KP. KP. Abi hayırlı olsun ya, pardon. Davul, ben çok fazla müzik röportajı izliyorum mesleğimden ötürü. Gelecek insanlar ötürü ve izlediğim 10 videonun 8'i şöyle geçiyor. Mesela Athena'nın 8 ayrı röportajını izledim. 8'inde de ayrı davulcu var. İnanılmaz bir katkı geldi bize. Burak Gürpınar aramızda falan. Şimdi en iyisi bu. Sonra işte Cengiz Baysal oluyor. Çok iyi Selim oturdu. Selim Demirdelen geliyor falan. Bu davulcu ne? Niye barınamıyor büyük gruplarda gibi bir soru var. Yani bizimkiler aslında fena değildi orada. Bir istikrar durumu var. Hangisini diyorsun? Bizden bahsediyor. Bizden bahsediyor. Bizden. Biz çok değiştirmedik. Siz iyi gittiniz ya. Bir yere kadar iyi gittik. Patır kütür davulcu da işte. Seneye burnu çekersek. Öyle düşünme şu an hızlandık gibi düşün. Ya bizim hikaye aslında hani şeyi fark ettik galiba. Hani biraz oyun oynamamız lazım falan. Bartu İngiltere'deydi. O İngiltere'deyken biz yazın böyle bir şeyler, şarkıları falan çalışmaya başladık. Bilgisayar başı ağırlıkta bir mesai oldu falan. Hani böyle sanki bir proje yapıyoruz falan gibi bir his vardı. Böyle biraz ağırdı. Şimdi o yüzden ben sahnede birlikte çalmakla alakalı çok iyi hissediyorum. Yani daha birlikte bir şey yapma, daha bir grup gibi hareket etme durumu oldu. Aslında hani
böyle hani doğrudan davulcu olarak girdim gibi değil de gruba. Okay. Hani bu bir birlikte oynamanın bir girişimi gibi oldu yani aslında. Prodüktörlüğü de mi artık sen yapıyorsun peki? İşte birlikte yapıyoruz gibi yani. Ben hani destek atıyorum. Onlar zaten birçok vizyonu ve fikri ortaya koyuyorlar. Ben kendimce bir şeyleri nasıl olur yoluna götürmeye çalışıyorum. Senin de buraya dahil olman kafamdaki bir algıyı biraz oturtmaya başladı. Sizle ilgili yalan yanlış çıkarımlar kısmına hoş geldiniz. Hadi bakalım. Ya hep şöyle bir şey oluyor. Müzisyenlere en çok sorduğum sorulara baktım böyle konuk oldum. Hep aynı şeyi sorduğumu fark ettim. Çünkü o süreç galiba benzer bir şekilde yaşanıyor. Yani böyle ilk albüm hep böyle hücum kayıda yakın. Böyle biz bir grubuz falan. Evet. Sonra hafif hafif mükemmelleşme süreci başlıyor. Böyle elektronik giriyor falan. Sizde şimdi mesela canın da varlığıyla çünkü senin kişisel kariyerine de bayılıyorum. Ama daha kompleks bir yere gittiğini kestirebiliyorum en azından. Hı. Ne bileyim aranjenin veya bestecilik falan. Bu böyle bir kaçınılmaz bir şey mi büyümek? Seneye böyle çat diye Kaan Tangöz'ün solo albümü gibi bir şeye döndük falan. Benim geliyor Türkü albümü. Ya bu bir kanıtlamaya mı dönüyor? Biz mi ben de çünkü yönetmen kariyerinde de aynı şeye bakabilirim. Al omzuna çekten şimdi böyle daha ne yapabilirim falan. Ustalık dönemi falan. Bir yandan da böyle şey oluyorum ama abi geri dönmeyi çok özledim gerillaya. Böyle alayım kamerayı saçmalayayım. Hani böyle bir kanıtlama kompleksine mi giriyoruz kendimizi, neden coşuyoruz gibi bir yerdeyim. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Biz Fortnite'a geçerken böyle bütün grupça hep beraber bir elektronik müziğe yükseldiğimiz bir dönemden ne bileyim kendi parti müziğimizle ilgili bir albümdü diyelim buna. Yani böyle bir tanım yapmış olayım. Zaman zaman bu güp güpten insan sıkılıp rock'n'roll'u da özlüyor ve bizde aslında bir rock'n'roll da var evet. Müziğimizin içinde. Şimdikinde hani artık kicklerimiz sadece elektronik olacak falan gibi bir kafamız yok. Canın gelişiyle başka bir yere gidiyor gibi. Yani bana sanki ikisi karışıyor falan gibi geliyor yani. Başka bir section'a geçiyormuşuz gibi gelmiyor bilmiyorum. Evet, çıtayı yükseltmekle alakalı değil de başka hayaller kurmakla alakalı evet. Galiba. Yani zamanla tabii prodüksiyonla alakalı, işte ne nasıl kaydedilirle alakalı süreç yaşanıyor. Orada bir dersler alıyorsun ama hani buradaki durumda çıtadan çok hani yeni bir hayal kuruluyor gibi bir durum var. Ama hep böyle bir şeyler eksilterek değil de çoğaltarak gidiyor genelde. Ama sonra da bir seviye var. Mesela sen ne orada görüyordum ben. Yani çok kompleks bir şeyin üstünde de sonra mesela Dark Side'ın yaptığı o doğa sesleriyle gelen hı-hı. albüm gibi böyle ben her şeyle aslında varım gibi bir aşırı delirmekle sadeleşmek arası bir noktaya da bir gidiş oluyor. Bizim oraya daha var herhalde. 2-3 albüm görüyorum ben Max. Bence bizim daha var gibi geldi bana. Burada zevk aldınız bir yerde misiniz şu an? Tabii. Yani... Burada mı diyor? Bu şu anda öyle... Müzik olarak. Burada mı diyor? Abim iyi misiniz? Bir şey getireyim mi siz? Çakı, yani çıplak ayaklarını mı söylüyorsun? Ha, oraya geleceğim. Hayır şu anda şey değil. Bu Fortnite ve şu anda ne geleceğini bilmiyorum. Bir tek şeyi dinledim. Akvaryumu. Yangın akvaryumu. Ama daha komplike bir hale gittiğini anlayabiliyorum sonuçta. Öyle evet. 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 Palet daha geniş galiba. Arttırmalar aslında. Var diyebiliriz. Yani evet. Yine aslında sade şarkılar da var bayağı. Olaysızımsı. Evet evet. Tabii full tabii. Öyle hani grandiyöz böyle hep nefesler, hep bir şeyler falan gibi değil. Birbirimizden çok uzak yaptığımız şarkılar. Bunların farkları onlar gibi pandemi geliyor bana. Şarkıları onlar. Pandemide evet, yapıldı yani. Herkes... Ya ben artık bir şarkıda 30'larında falan diye 30'larından bahsediyorum 40 olmuşum artık. Yani, albüm çıkana kadar 40 oldu. Geçmişte anlatabilirsin sonuçta. Yani, evet, 30'larımı anlatıyorum ama artık 40 oldu. Onu fark ettim geçen gün şarkı çıkana kadar. 2020 diyorum artık 2023 olmuş falan şarkılar. Ama çıkarabilecek gibi hissediyorsun yine de. Böyle bunlar eski daha bir çöp falan. Yok canım. Şarkılar bir yere doğru evriliyor ama genellikle kestirebildiğimiz bir yolculuğu olmuyor şarkıların. Yani böyle bir birdenbire bir yeni bir hali beliriyor. Böyle hani kompleksleştirelim ya da basitleştirelim gibi değil de. Hmm. O halini seviyorum ben. Şeyde de çok görüyorum mesela rap çok seviyorum ben. Böyle Post Malone dinliyordum. Post Malone'la şimdi mesela geçen sene şey yaptı. Nirvana Tribute konseri falan. Yani herkes asıl sahip olmak istediğinin böyle ya da olduğunun bir üstünü daha kanıtlamak hı-hı. istiyor. Hani ben rapçi, boş adam değilim kardeşim. Ben hayvan gibi de gitar çalıyorum evet, demek evet. istiyor gibi geliyor bazen. Kendi reklamının piyano çalışıyor. Yok ya biz zaten öyle olmadığımız için yani ona... Yok sizde zaten komplike ama full paça daha şey. Biz değiliz ben kendi adıma. Biz gitar çalmayı bıraktık yani. Ya mesela bizim. Şu üçlü... Yok ben yine çalıyorum ama albüm öyle duyulmuyor abi. Albüm... Neyi bırakıp neye geçtiğinizi sonuçta her kullanıcı o kadar dinleyici diyeyim
Onu o kadar yükselmiyor. Dinlediğim zaman mesela Yangın Aquarium bir de dramatik bir yapıya sahip bir şarkı neredeyse. Yani şey değil. O aslında bütün müziğinizde de bağlantılı. Dün sen bana şey dedin ya, bizim grupta edebiyat departmanı var falan. Departmanlar var. Ne o? Tabii. Bunu oraya bağlayabilirim. Çünkü mesela şey, olanla olunmaz üzerinden özellikle çok söylemek istiyorum. Böyle normal progresif de değil. Ama değişiyor şarkı ve ilk başladığı yere dönmüyor. Benim için en ayırt edici yönü o. Başka bir duyguyla başlayıp seni başka bir yerde bırakıp gidiyor şarkı böyle. O mesela bir oyun okumuşsun veya bir şey okumuşsun hissi yaratıyor aslında. Yani bir gerçek zamanlı bir his yaşıyor. Edebiyat departmanında iki tane tiyatrocu var. Evet. Nasıl çalışıyor bu departman? Bu departman yaza çalışıyor vallahi. Ayrı ayrı yazıyoruz. Sonra beraber yazdığımız zamanlar da oluyor. Bir araya gelip. Bu neden bahsediyorum? Sözlerden. Evet. Yani aslında müzik departmanı var, edebiyat departmanı var, sahne departmanı var. Başka ne diyebiliriz? Personel de ayrı bir departman. Evet, yani temeller bunlar. Operasyon departmanı. O edebiyat departmanı... Edebiyat departmanı, biz galiba... İkinizsiniz bu departman. Evet, daha çok ikimiziz. Evet, daha çok ikimiziz şu anda. Belki Can'ı da kullanırız artık. Bilmiyorum. bir sonraki albümü mü artık? Ben genellikle çok güzel deyip geçiyorum ama sen soruyorsun. Sözlere baksana bir şey var. Oğlum çok güzel. Yok bir şey yok. Ya Bartun söz takıntısı. Dur şuraya geleceğim. Sonra oraya geleceğim. Evet. Burada bir kalmak istedim. Departmanlar. Yani böyle. Bir söz üretiliyor ve buraya geliyor ve bunun üstüne... Ya şey gibi çünkü, tam onu anlatamıyorum. Gerçekten bir film çekiyormuşsunuz gibi hissediyorum şarkılarda. Mesela Unplugged'da da öyle. Sanki biraz önce biri fişini çektiği için siz öyle çalıyorsunuz. Ve bunu da sesi falan duyabilirdik gibi hissettiren böyle bir şarkının hep anlatımsal bir yanı oluyor. Onu çok seviyorum ve başka birinde de onu hatırlamıyorum mesela. Yani... Sözle birlikte müziğin bir anda değiştiği ve sonra hiç geri dönüp o çemberi tamamlamayan, seni ap başlatıp böyle tamam siktir git şuradan gibi bitiren şarkılar var ya mesela bu riskli bir şey gibi aslında. Yani hem riskli bir şey mi bilmiyorum da benim için ya da biz yani şey böyle güvenli bir yer gibi, böyle ben başa dönmeyi sevmiyorum. Tekrar etmeyi de sevmiyorum genelde. O böyle bir benim için bir şey oluyor. Challenge demek istemiyorum ya, ne diyeceğim bunu? Challenge gibi bir challenge şey oluyor. Challenge oluyor. Ama mesela ben Tayyar'ı ilk duyduğumda çok şey olmuştum böyle. A, B, C, D, hani A'ya geri dönüş de yok filan. Böyle F'ye kadar giden bir şarkı. Evet. Benim çok hoşuma gitmişti ki ben tekrar etmeyi severim. Ben de böyle tekrar normalde çok severim. Severim. Hatta bazen gıcık oluyorum. Hani çok sevdiğim bir kısmı oluyor sizin şarkıdan ve bir daha oraya dönülmüyor. Evet. Benim dönüp dinlemem gerekiyor falan. Evet. Normalde o bir bridge gibi bir şey giriyor. Tekrar onu duymamız gerekiyor gibi hissediyorum. Duymamak hem açıkta bırakıyor, çok hoşuma gidiyor. Ya aslında standartların azıcık dışına çıkınca hemen olabiliyoruz yani. Bir yandan verse nakarat, verse nakarat diye bir sistem var. İşte introsu var. Onun azıcık dışına çıktığında şarkıya böyle farklı bir gözle bakabiliyorsun yani. Bizde de öyle çok birbirinden farklı değişik şarkı var gibi yani. Evet. Böyle evet. Kısa filmler hissi yaratan, kısa film genelde kötü şey için kullanılıyor Türkiye'de. Genelde kötü olduğu için burada. Hak ettiği için. Hak ettiği için abi. Ya o dramatik yapı şeye hoşuma gidiyor benim de ya. Çünkü böyle ne bileyim anlam olarak şarkıyı bir yere oturtamıyorsam bari bir yere gitsin gibi bir şey. Bir numarası oluyor, anladın mı? Evet. Yani böyle ha, ben bu şarkı bunu anlatıyorum falan gibi değil mi? Bir yandan da söylediğin ya, şeylerle şey dinleyince böyle daha fazla şeyimiz de var da. Sözlerini anlamadığım bir şey dinlemem gibi bir senin bir dedemin de söyleyebileceği bir cümlem var ya. Oğlum ne anlıyorsunuz da dinliyorsunuz şunları ya. Mesela geçen gün sordum değil mi abi sözlerine çok dalga geçiyor benim dinlediğim şeylerle ve çok şer dinliyorum, kabul ediyorum ama. Yani senin birkaç tanesi değişik şeylerin var. Muse'u da seviyordum sen. Evet. Sana güveniyordum Muse'u seviyor olmanın ihtimali. Hayır, sevmen çok hoş. Yine sen sev. Sen yine sev. Hayır da bunu mesela sen de kovalıyor musun? Ya da sen de hani... Mesela ben Rusça rap dinliyorum hayvan gibi ve aşırı seviyorum yani. Bartu'ya sordum abi İngilizce, Türkçe dışında bir şey dinlemiyor musun? Sen yoo niye dinleyeyim falan diyor. Ben dinlerim. Ya ben Fransızca dinlemeyi severim anlamasam da. Ya ben anlayınca daha çok sevdiğim şeyler oluyor. Hani o kadar şimdi şey yapmıyorum ama.
Artık küçük Çağlayan hiç Japonca şarkı dinledi mi? Oğlum şeyde Gül'ün programında bir ara senin elemanlarının, senin adamın denir ya halı sahada, senin adamlarının sözlerini bilmeden söylediği ortaya çıkıyor ya mesela. Bilmem neler diyor hani. Adamlar hani benden bahsediyor. Ve bu adam hani bunu 500 kere çalmış hani senin düşündüğün kadar ama acaba anlam yüklemiyor olabilir. Yok Aslan hala şey yani biz mesela atıyorum havadar çalalım diyoruz böyle şey diyebiliyor Aslan yani. Hangisi doğru ben diyebiliyor. Aynen bunu bu konu genel şey. Şey sadece söz olarak değil aslında müzik olarak da o yolculuğa yön veren şey sadece edebiyat değil müzik de aslında oraya yön veriyor. Ben onu orada bir ara verdim. Arada evet. Konuştuğumuz ha, şeyleri bir daha konuşmaya başladık. Seyirciye söyledim bunu. Ne oldu? Ben de katılayım. Grubun sonuna geldik galiba. Grup bir şekilde anlaşmazlığa düştü galiba. Hoşuma giden şeyler bunlar. Yok anlaşmazlığa düşmedik de. Edebiyat departmanının varlığıyla ilgili bir şeye düşüyordu. Bu evet, doğru, doğru. Departmana bir şey gerek var mı? Sadece yani edebiyatın yönlendirdiği gibi oldu. Yani o hani yok şarkı ya. Yolculuğunu sadece edebiyat ha. Yönlendirdiği için aslında müzik öyle devam etmiyor. Bazen de müzik geliyor. Öyle bir müzik oluyor ki onun böyle üstüne hikaye zaten yazmak zorundasın falan gibi bir şey oluyor. Tamam departmanların çalışma sıralaması değişebiliyor ama evet. Bazen önce evet. Müzik geliyor ve üstüne o duyguya uygun bir şey yazılıyor. Yani. Evet, evet. Bu peki bayağı böyle beraber düşünüp bir film seti gibi abi bu duyguyu nasıl yakalayacağız dediğiniz bir şey mi? Herkes bir öneriyle geliyor müzikte bakılıyor. Daha beraber oluyor evet. Yani aslında bu albüm biraz uzamasının sebebi de biraz olayların değişmesinden kaynaklanıyor. Normalde biz ikimiz yapıyorduk şarkıları. Galvan da bazı şarkılar yapıyordu. Yani bu albümde aslında herkesin şarkısı var şu anda. Bestesi var yani. İlk defa olacak. Yo çıkamıyor değil. Sonuçta bir işte bir beğendiğimiz bir üslup var. Atıyorum kısa bir şey yapılmış ama uyduruyorum. Yangın Akvaryum öyleydi. Aslan'la Bakü'nün yaptığı kısacık bir şeydi. Ama o büyük yangın başlangıcı şarkıda hiç yoktu. Sonra onu ben ekledim. Oradan oraya gitti. O sonra öbür tarafta bambaşka bir şarkıyı peşine koydu falan derken o hikaye zaten oluştu. Öyle üstüne oldu. Kata kata herkes. Kata kata oldu. Yani bir aradayken olmasının başka bir şey oluyor. Bu bahsettiğimiz pandemide eskiden oldu. Eskiden yani öyle yapıyorduk. Ben bir şey yapıyordum. O üstüne bir şey yazıyordu. Ya da o yazdığı şeyi bir şeye çeviriyorduk. Daha kolaydı belki. Şimdi evde aranje bitiyordu. Hem pandemi hem ayrı bazen. Takılmamız başka sistemler. Mekanik değişti. Gibi. Evet, mekanik evet. Değişti. Bir de besteyi yapan başka kişi, onun duygusunu, peki, onların alması falan da vakit alıyor. Yani yeni bir şey ve yoksa bunu alışmaya çalışıyoruz. Ben çok memnunum. Bayağı daha iyi evet. Bir model oldu. Ben yine beraber çalışmayı tercih ederim aslında arkadaşlarımla. Hayır, şu an zaten yani beraber çalışıyoruz. Belki de tekrardan yaptığımız şeylere tekrardan bakıyoruz gibi evet. Bir dönemdeyiz. Ama o mekanik hep değişmeyecek mi? Bu kadar uzun bir varoluş zaten çok zor yani bir arada. Hep mesela hep çok iyi mi anlaşıyorsunuz öyle mi? Yok ya. Ne diyorsunuz? Alakası. Yani müzik yaparken bayağı iyi anlaşıyoruz. Evet. Yani yoksa sahnede iyi anlaşıyoruz. Evet yani. Yok şey, müzik yaparken de iyi anlaşıyoruz. Yoksa kolay bir şey değil. Bir şey yapmak abi, çok için plan yaparken anlaşıyoruz. Çok korkunç değil. Ya bak hep öyle geliyordu. Geçen gün sizin çok sevdiğiniz Muse grubunun bir röportajını izledim. Kutulamıyoruz abi. Kutulamazsınız. Matthew'la şey diyordu yani bu kadar grup olarak nasıl yan yana kalabiliyorsunuz yıllardır falan. Ve ben de hep bu soruyu soruyordum. Herif aşırı doğru bir şey söyledi yani. Dedi ki hani ben İngiltere'nin bir köyünde büyüdüm. Dom da öyle yani. Çok belli oluyor biliyor musun? Özellikle pantolon kesimlerinden çok belli. Ve şey dedi yani benim yaşadığım değişimi, benim yaşadığım hayat travmasını birebir yaşamış biri var yanımda ve sadece onu onaylatabiliyorum yani. Ben şu anda böyle bir şey yaşıyorum. Hmm. Bu manyakça mı? Wembley'de konsere çıkmak üzereyiz. Biz gerçek miyiz? Biz simülasyon içinde miyiz? Bunu bir tek ona onaylatabiliyorum. Başka kimse anlamıyor hayatta falan diyorum. Siz bu kadar büyük bir değişim yaşamadınız belki hayatta. Biz Wembley'e çıkarken bir gergin oluruz. Konuşuruz ama. Çıkarsak biraz heyecanlı. Cem biri, bunları ben... Yaşadım ve sana onaylatabilirim. Ama çok heyecanlandığımız konserler var yani. Şimdi ölçebilirim bir şeyi. Yani bir dayanışma ruhundan aslında bahsetmeye çalışıyordum. Yani birbirinizi anlamakla ilgili bir avantajı da olması lazım zorluğunun yanı sıra. Var tabii ki. Tabii ki var yani. Olmaz olur mu? Çok farklı değişik insanlarız birbirimizden yani. Zaman zaman uzaklaşıp zaman zaman yakınlaşan bir grubuz aslında. Evet. Çoğu grup gibi. Bizim de yükselmelerimiz, alçalmalarımız olur çeşitli zamanlarda. Yani öyle full iyi anlaşıyoruz değil tabii ki. Benim gözlemim değil ama
mesafe artınca gerilim de artıyor. Evet. Böyle bir şeye benzetmesi yapasım geldi. Sizi şimdi daha dışarıdan gözlemliyorum ya. Hani bebek vardır, battaniyesi vardır. Ağlar battaniyesini eline alınca susar falan gibi bir şey. Bunlardan evet, bir yere gelince ağlamaları kesiliyor. Evet canım. Yani uzaktayken bağırıyor, ardırıyor, o sinirleniyor, bir şey oluyor, olmamış falan filan bir şey. Böyle bir yere gelince stüdyoda herkes çok okey, çok mutlu falan. Tamam yapıyoruz işte falan en, gibi enerji en oluyor. En streslisi plan yapmak. Evet, yani ne zaman yani, buluşacağız? Evet. Tak. Ve işte, mesafe de. Burak Gürgüler de mesela tersi anlattı. Bizde de ne zaman ki bir ayrılıyoruz, herkes kendi evinde beste yapıp onlar en iyi şarkılarımız. Ve birbirimizi görmediğimiz zaman çok iyiyiz. Yok. Biz de öyle değil ya. Biz de öyle değil. Yani bir araya gelince çok iyi. Biz bir de şeyde çok alıştık galiba buna. Stüdyo, bizim varoluşumuz da tamamen bir arada bir olmaktan, çalmak, bir masada oturmaktan falan kaynaklı başlıyor yani bütün hikayeler. Bir beş hep, sene falan. Hep öyle. Nasıl yani? Yani stüdyomuz vardı. Stüdyomuz vardı bizim bu mahallede hemen aşağıda. Onun öncesinde aslında burada toparlanıyorduk hep. Başkaları için bir stüdyo mu? Yani başkalarının gelip kayıt yaptığı bir yer değil. Kendimiz için yani böyle o kadar çok bir arada olmaya alışmışız ki zaten orada yaşıyor gibiydik. O yüzden sistem bozuluyor yani böyle ayrıldıkça evlerde müzik falan yapmak böyle bizde pek çalışmıyor yani. Önce bir şey yapacaksak oturuyoruz bir 3 saat müzik yapılmadan bir 3 saat bir oturuluyor. Ondan sonra... Ben muhabbet ediyorum. Konuşuyorum ben de insan. Ya öyle bir hal aldı ki pandemide yaptığımız şarkıları bilgisayarda bitmiş görünen şarkıyı çalmaya çalışıyoruz şu an gibi oluyor. Kendi yaptığımızı bunu nasıl yapacağız, çalacağız'a evet, geliyor evet, hikaye. Çünkü ama o başka bir şey. Pandeminin şeyini yani. Evet tabii ki. Ama genel zorlaştı da şarkılar ha. Ben yani akustikte kendi şarkılarımızı çalamıyorum bazen ya. Yani. Yeni şarkıda çalamıyorum. Ama o senin beceriksizliğine kadar gidiyor. Ritmin üstüne çaldığın için, abi, söylediğin için. Bir şey yapıyoruz mesela Can bir yerini değiştiriyor falan böyle bir yazısını değiştiriyor. yazıyı değiştiriyor. Can gelince notalarımız oldu arkadaşlar. Yazıyı ne demek? Ben rahatladım yani. Müzik yazısı. Yazısı. Notalarımız. Nota. Öyle bir şey var. Jargonda yeni öğrendiğimiz bir kelime de kullanmaya çalışıyoruz. Brass yazıları çok iyi falan gibi. Bakıyor bayılıyor o jargonu. Yakalamaya çalışmaya. Kullanıp gençler gibi konuşuyorum. Onun gibi aynen. Kanki gibi. Yazıyı değiştiriyorlar. Söyleyemiyorum ben mesela yani alışmışım bir şey söylemeye. O kadar güzel bir şey buluyor ki ama zor da. Gerizekalı beynim onu söylemeye uğraşmakla geçiyor yani. 3 ay falan kendi şarkımı söylemeye çalışıyorum. Ya konserler peki aşırı coşkulu ya. Yani mesela oradaki, ki seni de demin Ceyla hatırlattı. İzmir'de bir denk gelmiştik ya böyle ben size konseri evet, izlemeye. Konser, ve sen böyle uykudan uyanıp 15 dakika abi çok uyudum birazdan sahne var falan dedim. Biz böyle trip mi yapıyor yani sahnede devleşme numarası mı yapacak? O yüzden de böyle dışarıda böyle mal gibi ama gerçekten öyle oldu böyle sahneye evet, çıktın sonra hayvani bir şey. Bu bir mesela ben bunu hiç yapamadım, oyuncuyken de yapamadım hani o dengeyi. Burayı da loş sohbette benim kafam nasılsa seyirci onu izlesine alıştırdım. Yoksa hani ben hep Apollo'yuma hiç yapamadım yani. Bu ne profesyonellik mi? Hakikaten oraya çıktığımda böyle coşuyoruz gibi bir şey. Evet, enerji geliyor yani. Mutlu olmuş. İyi iz numarası değil o yani. Bayağı her zaman iyisin. Yaptığım. İyi iz numarası asla değil. Yani numara yaptığım bir yer asla olamıyor. Müzik yani değemez. Sahnede. Yani şey gibi değil yani. Tiyatro bir plan gibi değil. Değil mi? Değil mi? Alakası yok, yok. Mesela çünkü numara yapmak daha kolay gibi sanki ya tiyatroya göre. Yani bak, bir müzik var, söyleyeyim, bir coşku var. Biraz daha yapabilirsin gibi. Geçiyor mu o şey? Samimiyetsizlik. Ya ben kızım yoğun bakımdayken sahneye çıktım. Ve çıktım yani. Hani böyle daha iyiyim gibi de yapmadım. Hani kötüyüm gibi de. Yani böyle o bir şey oluyor yani. O müzik seni alıyor. Bir şey yapıyor yani evet. Ya da o kadar şey olmuşuz ki biz. Seviyoruz tecrübe ki bazen çalmayı böyle tersine çalışıyor ya, böyle götürmeye başlıyor artık. Bir araya geldiğinde neredeyse tembelleştiğin ve böyle bir yeni bir kan girse keşke falan. Hiç olmadı ya bize, olmadı. Bize henüz olmadı. Evet. Yani benim hiç şeyim olmadı, ay konser var yine bu akşam hadi dediğimi ya, bilmiyorum hiç öyle bir şey. Konser olan gün en iyi gün falan gibi yani hani. Bir 20 sene sonra belki. Biz 2 tane üst üste çalıyoruz. Göreceğiz bakalım MF. Evet görüyorum abi. Bir de bu ay fullsünüz mesela, her gün bir şey var. Yani oluyor böyle dönemler. Var mı? Yok yani bir şey atıyor da. Var 4-5 konser var, akustiklerle birlikte karışık var program var. Bana mesela çok acayip geliyor abi bu böyle bir şey yakalamak. Yani ki çok fazla rock star biyografisi okuyorum mesela. En sevdiğim şey işte David Bowie, Ozzy Osbourne falan.
Steven Tyler'ı bile okudum saçma sapan, ne alakası. Kimdi lan? Aerosmith. Ha ha ha, ooo. Mesela onların hepsinde temel şey, çok zor artık konser vermek. Mesela şeyi okuyorum, Dave Grohl'u okuyorum şimdi. Okudum ben. Okudun mu? Ya diyor ya bir yerde, hangi şehirdeyim, kime çalıyorum? Ama öyle bir noktaya biz hiç Amerika, bizde öyle bir şey yok. Gelmek istediniz mi? İsterim ben. Var mı öyle bir enerjinin hakikaten? Ya böyle bir gidişatımız öyle... yok yani. Öyle istesek İngilizce şarkı yapardık falan hani. Hayır tamam da işte Türkiye reformlar geçirdi. İsterim, siz böyle bir belediye yani, konseri çıkıyorsunuz. 3 ay hiç dönmeyeyim falan. Utah oradan falan. Cembir nerede falan abi işte Arizona'da tam şu bana an. Bana göre. Ben de isterim bu arada tabii. Herkesin var mı bir enerjisi hakikaten? Oha çok iyi. Niye ya. Olmuş? Yani benim vaktim yok. Ne? Benim vaktim yok. Vaktim. Hayır şöyle, bir kere şöyle bir durum var. Ben herkesin, gelemem diyor. Hayır herkesin bir şey başka... yok ya. Katıldı. Korku takvim yapmıyoruz. Daha var, daha var. Takvim ol, her şeyi ayarlayacağız. Gidiyoruz aslında. Hayır şöyle, hepimizin başka meslekleri var senin de olduğu gibi. Evet. Bugün, bir gün ben... bir gün bunları bırakıp sadece müzisyen olmak tabii ki deriz. Bunu denedik hatta bir süre. Denedik. Sabahları erkenden, erkenden buluşup denemenin ötesinde bir şey bu herhalde. Yani şey gibi, yani kendi vazgeçemediğin bir şey gibi. Bir gün olursa tabii rüya gibi yani çok. Yani normalde sen büyük ev ablukanın hayatta kalabilirsin herhalde başka bir iş yapmasan. Bu artık bir seçim gibi. Yani entelektüel olarak ben kalamam. Hayır, maddi olarak sordum aslında. Bir mekanik yani oturmuş ve çalışıyor gibi hissediyorsun. Bir mekanik oturmuş ve çalışıyor tabii ki. Farklı bir şirketiz o açıdan baktığında. Şirket miyiz? Limited şirket miyiz? Evet, evet. Yani, hani evet yani sürekli çalışanları olan bir de öyle bir tarafımız da var yani. Yani plak şirketimiz var diyelim. Plak şirketimiz var ve... Ama sadece sizin albümlerinizi çıkarıyor galiba. Ve Can Güngör. Ve Can Güngör. Yani bayağı da başkasının albüm çıkarmıyor. Ama çıkarırız. Ama arada... Gayet balıklar yaptı bu arada. Çıkıştım. Ama kofanın bayağı oldu yani. Teklisi çıktı. Kofanın teklisi çıktı. Balıklar var Kutaylar'ın. Senin böyle bir müzik adamı olacağım, Jay-Z gibi kulaklık da çıkaracağım. Böyle bir şey yok mu? Senin beslenemem dediğin, yaptığın başka işler müziğini besliyor gibi. Değil mi? Hayır, yani onsuz bir şey düşünemiyorum yani hayat gibi. Hani konser vermediğimiz, şarkı yapmadığımız bir hayat evet, evet. Şeyi İğrenç çok zor. Müziksizlik, o pandemi falan. Evet, orada bir daraldı. Kimliğini unuttuğum zamanlar oldu yani. Neyim ben? Ne oldu filan? Yani pandemi süresi belli olsaydı tadını çıkarırdık da. Ben evet. Şimdi geri gelsin istiyorum. Değil mi? Ben de o kafadayım. Ama o zaman şey gibi hissettik. Mesleğimiz bitti. Ben bir daha hiçbir şey çekemeyeceğim. Ben mesela bir daha yönetmenlik yapabileceğimi düşünmemiştim. Yani sinemalar kapandı çünkü biz. Yani hala da açılmadı Türkiye'de tam olarak. Çok kötü gişeler falan. O dönem ben dedim. Bir de hiç dijital iş yapmamıştım. Tamam mesleğim bitti benim şu anda. Yani ne yapacağım acaba? Hayatımda ilk defa o panikle dizi yapmış. Çok iyi olmuş. O yani iyi olmuş o zaman senin için. Yangın Akvaryum biraz konuşmamız lazım. Size hikaye anlattıramayacağımı biliyorum ama birazdan canlısını çalacağız. En azından hani bu söylediğiniz çok farklı mekaniklerde şarkı üretimi içinde izlediniz ya. Bunun nasıl çıktığına dair bir şey söyleyebiliyor musunuz? Biraz anlattın. Biraz anlattım evet. Biraz. Ya da bir aslında... his geçirmekti derdimiz. Yani ilk çıkışı nasıl oluyor mesela? Ben her şey ilk çıktığı anı çok ben seviyorum. Hatırlıyorum. Hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Ben bir gece Aslan'ın... O dönem biz Aslan'la, Aslan işi de bırakmıştı galiba değil mi? O aynen, dönemde. O sadece müzik yaptı. Biz müzisyencilik oynuyorduk. Sabah 9'da bana geliyordu falan öyle takılıyorduk. Onun böyle yaptığı şeyleri almıştım ben hard diskimdeydi. Geceleri de böyle sıraya koyuyorum. İşte üstüne bir şey söyleyebilir miyim falan böyle bakıyorum bir şeylere. Yaptığı bir şey, sonra salonda çalışıyordum hatta. Gece 2-3 falan, siz de İzmir'de bir Gülünler konserinde miydiniz? Bir şey. Sonra böyle sözleri kaydederken ben itfaiye girdi kayıda ve bir siren sesi kayıda girdi. Sonra o sirenden işte yangın falan öyle o bir kapıya girdim. Öyle oradan başladım. Başlaması böyle olmuş şarkının. Böyle hatta şeyleri vardı, değişik brassları vardı o zaman. Ya ben şeyi hatırlıyorum sana gelip böyle yaptığım işte küçük loopları, demoları dinletiyordum. O dönemin... bir şey evet. Sonucu. Ben de böyle kendime şey yapmıştım. Her gün bir klasörüm vardı. İsmi de Boş Geçme. Her gün onun içine bir şey atıyordum. Sonra onlar işte gruba işte aramızda paylaşıyorduk işte bende böyle bir şey var falan gibi. Çok küçük şeyler mi? Bazıları küçük, bazıları büyük. Ne bileyim. Birinin düzenlemesi var. Biri 10 saniye. Evet. Sonra işte biraz üstünde böyle bir sözler gelişti. Bir düzenleme belli oldu falan.
İkisi aslında iki ayrı şarkıydı başta gibi. Evet. Cem onları birleştirdi ve böyle yani. Ben birleştirdim. Ya da işte kim? Sen bile par. Ha şey ben yani. Ben bir gün çünkü koydum ve çat diye oldu falan böyle şey oldum, şaşırdım. Ya bu bizim birbirini tekrar etmeyen o verse chorus falan meselesi var ya, onu geliştirdi bence yani. Şarkı öyle bir yere gidiyor ki başka bir, iyice başka bir şeye dönüşüyor. Hı-hı. Bu yani başa dönmek gibi değil de başka uzun süredir denediğimiz bir şeyin en iyisini yapmışız gibi bir hisse kapıldık. Bunda yangınak var. Evet. Şu anda da hissiniz baki mi? Bence baki, evet. Yani bu iyi dönüşen bir şarkı. Konserde çalmak zevkli mi mesela? Zevkli, çok zevkli. Daha iyi bir hale de büründüm. Yani şu an biraz başındayız. Biraz daha çalarsak daha keyfine varıp çalabiliriz. Şu an herkes böyle... Aynen, yanlış gireyim. Orada gireyim. O neydi? Orası falan mıydı? Falan. Çok zor şarkı. Aşırı zor şarkı. Bana mesela dinlemesi de zor geliyor bazen. Çünkü çok sert başlıyor. Evet. Ben de çok seviyorum o kafayı işte. Yani manyakça bir şey başlıyor. Hakikaten zaten çok yazılmış. Ekşi'ye de baktım. Yangınla başlayıp sönüyor falan gibi. Böyle daha iyice bir şey gibi söylemeyeceğim. Buldum falan. Yani hakikaten o hissi yaşamak, dediğim gibi baştaki o sizden bir her şarkıda bir hikaye dinliyorum hissi sizi benim için çok eşsiz kılan bir şey. Böyle eş zamanlı bir film izliyorum gibi, yani gerçek zamanlı bir film. Sen bir şey anlatıyorsun, arkasında bir şey değişiyor, sonra artık bir daha oradayız abi, şimdi ne olacak falan hissi aşırı seviyorum. Konserde bir de sahnede de bir şey oluyor falan bazen. Evet. O da ekleniyor orada, o da daha başka bir boyut katıyor. Yani garip bir gösteri gibi aslında ama... Nasıl söyleyeyim? Kendi örnek vereceğim. Ayak buyurun işlerinde hocam, mesela benim hedeflediğim şeyi siz hep başarmışsınız gibi hissediyorum ama gittikçe daha da iyi oldu o sizde. Mesela teknik mükemmeliyet ama içinde saçma sapan bir eğlence olsun istiyorum yani. Evet, doğru. Yani her insan çok iyi. Sizde de onu çok hissediyorum yani. Ses hayvan gibi konserde, hani Büyük Ev Abluka'da dinliyorsan hani çok iyi bir soundcheck olacağını biliyorsan, çok iyi bir şey dinleyeceğini biliyorsun ama mesela 4 gün üst üste dinlesem aynı şeyi yapmayacağınızı da biliyorum sahnede. Bir şekilde orada kendi içinizde bir eğlence yakalamaya çalıştığınız. Her şeyi ben söylemiş oldum gibi oldu. Yani bunları biz söylesek biraz manyak kötü gibi olur, bir durumda ama doğru yani. Destekleyen hikayeler anlatabilirsiniz. Ya bir gün şöyle bir şey oldu. Sahnedeyiz. Bir eğleniyoruz. Ses de mükemmel. Yani o kadar ama hikaye. Şeyde iyi olmuştu ya. One Love'da headline olmuştuk. Evet ya. Oradaydık. Hayır, ona önem veriyoruz ya. Yani sonuçta ben ona hiç önem vermeyen gruplarla da çalıştım. Yani etrafında kim var, sesçisi kim, haberi olmayan. Biz ona sonuçta önem gösteriyoruz. Yani birlikte çalıştığımız insanlara, aha, nerede çalacağımıza, nasıl çalacağımıza falan, değil mi? Evet, evet, evet. O bir manifesto gibi de oluyor böyle. Evet. Çok iyi her şey abi, okey. Ama biz keyfimizdeyiz. Ama yani hiçbir şeyden vazgeçmiyoruz maddi olarak, ne bileyim teknik evet, olarak. Evet. Yani... Geçsek iyi bile olur evet. Bazı şeyler. Geçsek şu an aslan mesela mimarlık yapmıyor. Yani. Biz kendi konserimize para harcıyoruz. Yani. Evet. Tabii canım. Yani kazanacağımızı aslında hep konseri harcıyoruz. Bence Türkiye'de ona birçok açıdan mecburuz sanat yapanlar olarak. Çünkü mesela parayı evet, verenler senin hep teknikten vazgeçmeni istiyor. Boş ver abi, o gelmesin evet, falan. Sen sonra hep kendi kaşenden onlara para veriyorsun ilk başta. Yani tamam abi ben kazanmayayım ama işi olsun bir kanıtlayalım. Bu bazen yıllarca sürüyor. Tekniksiz bir hiçsin abi. Yani beraber ne yapıyorsan beraber yapıyorsun. Yani bütün o insanlarla beraber bir grup olabiliyorsun yani. Şarkıları besteleriz, bitiririz ama sahnede 6 kişi çıkamazsın yani. Rodisiz. Sesçisiz hiçbir yere gidemezsin yani. Biz 16 kişi miyiz, 17 kişi miyiz? Kalabalık. Biz bayağı lüks bir grubuz ya. Bayağı evet, konforluyuz. Zorlu da 50 mi oldu bu persona? 50 mi oldu? Evet. Zorlu da 51 kişiydik galiba. Bu mesela çok büyük bir şey mi? Bizim için bilmediğim için. 51 kişi. Müzik etkinliği için evet, biraz fazla. Abartılı yani, hani biri ölmemişse 51 kişi gitmezsin. Turneye pek gidemiyoruz mesela. Ölse niye gidiyoruz? Hayır yani böyle bir anma gecesi. Başka biri çıkıyor bütün sürekli. Bütün çalışanlarımız geldi falan. Bütün çalışanlarımız gelse kurulduğumuzdan beri. Çok acayip bayağı kalabalık bir şey oluruz. Ne bir şeye girdin sen bu bölümde? Ne diyordum? Yok bunları diyordum. Güzel bir hikaye kestik diye üzüldüm yani. Hayır. Çıksan güzel bir hikaye mi kovalıyorsun? Öyle şeyler kovalıyorsan bulalım onları anlatalım. Yok kovalamıyorum. Sadece çok böyle aşırı teknik soruları kendim Büyük Ev'e anlatıp sizden de onay almak istemiyorum. Ya ayak işlerinde şöyle bir şey var. Ben de onları mı anlatsam?
Ben biz geçen Aslan'la arabada buraya prova yapmaya gelirken full faça dinledik. Bayağıdır full faça dinlemiyormuşum ben. Nasıl geldi? Etkilendi ya. Böyle şey falan olduk. Ha tabii ki bu albüm bir şeyleri değiştirebilir falan bir şeyler düşündük. Kendinize yükseldi. Aynen. Hayır yani böyle bir müzik scene'in için böyle bir... Ya ben açıkçası o ilk albüm yaptığımız zaman teknik olarak tam ne yaptığımızın farkında değildim. Kayıt teknolojilerinden haberim yoktu. O hücum muydu? Hücumdu evet. Yani hücum kayıt için iyi çalmışız yani. Ki şeyi hatırlıyordum, İyi benim ya. Çevremdeki mesela büyük ev fanları, o sırada canlı sizi izleyen, o çıktığında mesela benim yakın çevrem şey demişti, abi çok derli toplu olmuş yani. Çok kötü çalıyorduk biz başta. Hayır, sahnede siz iyice bir de şuursuzdunuz ya, Bartu ilk yarım saat sadece şaka yaptı, konserlere falan denk gelmişti. Sonra o çok derli toplu gelmişti insanlara, oradan bir de fırtınayı takırıp yine de hani böyle çok sağlam bir yerde, yani yine övmeye başladım, pardon şu an. Ben seviyorum abi bunu, fan gibi bir şey mi yani? Full paçayı biz yani bayağıdır dinlemiyorduk, hatta çalmıyorduk da. Oradan bayağı bir şarkı çalmıyorduk. Fırtınayt'a öyle bir girmişiz ki küsmüşüz full paçaya yani gibi bir şey olmuş. Ama Kide gibi bir şey olmuştu sizin için sonuçta. Hayır, her şey değişti yani, sahne tasarımı böyle... Daha o da evet. O kelimeyi söyleyemem. Sahne yoktu full paçada ya, var mıydı? Hayır, i̇şte dünyanın işte. Son konserinde vardı ama. Evet, dünyanın son konserinde çaldığımızda. Doğru. Ve şu anda iyi geldi ha. Zor i̇yi geldi. Şey çünkü bayağıdır çünkü biz onu bırakırken güzel vedalaşmamıştık. Full paçayla ben artık sıkılmıştım yani. Şu an tekrar dinlemek böyle bazı şeylere şaşırdım. Bazı şeyleri hatta böyle şey cool falan buldum. Cenk bir şarkı söylüyor bir şarkıda, onu unutmuşum mesela. Hangisinde? Takılı yani, takmıyor belli de. Bayağı şarkı söylüyor herif falan. Unutmuşum onları. Hoşuma gitti. Rock'n'roll'u da güzel. Siz dinliyor musunuz eski albümü? Hayır. Yenileri dinliyor musunuz? Ben Fortnite'ı da çok az dinliyorum yani. Fortnite'ı da şimdi dinlesek şaşırırız. Lazım olduğu zaman açıp dinliyorum. Mesela bir yerine bakmak gerektiği zaman. Ne bileyim. Ya burada ne yapmıştık? Ne çalmıştık? En fazla aslında Can dinliyordur bence. Çünkü bu aralar hani yeni şey yapmış. Yurba yüksek mesaim olduğu için. Sana nasıl geliyor eskisi? Fırfıçaya ben kopuyorum yani. Oradaki rock'n'roll'u bayağı seviyorum. Evet, rock azaldı sizde değil mi? Bir süreliğine azalmıştı. Evet. Şu an galiba bir revival var grup içinde. Var. Daha bir artık çalıyor gibi bir şeylere evrilmeye çalışıyoruz galiba. Yani bilgisayar başındansa hani gir çal gibi bir noktaya. Ben rock azaldı diyemem ya. Ben memnun olmuşum. Bu grupta rock bitmez zaten yani. Herkesin bir rock dinleme şeyi var bir şekilde. Yani Fırtınayt'ta bir denemeler vardı sonuçta. Yo. Tam tersi bence. Fırtınayt zamanı... Yani full façada böyle bir gitarcımız yoktu. Gitarcı bendim sonuçta ve onun gibi çalamıyordum. Şimdi evet. Aslında daha baskın bir gitarcımız var evet, yani. Evet. Hem sesiyle hem... Fırtınayt'ta ama biraz şeydi, yani. Yeni geldiği için daha intinayla... Orada synth falan daha böyle oradan, evet, daha ona onu kopuyorduk. Eşlik etme kopuyorduk. Üzerineydi biraz da ama evet. Şimdi artık dengelendi. Evet, doğru. Rock da zaten çok azalmıştı, dünyada da çok azalmıştı yani. Bir iki senedir ben yine böyle harika gruplar dinledikçe bir coşmaya başladım. Bir örnek verebilir misiniz o harika gruplardan? Metal yer veremiyoruz sanırım. Metal hiç yok olmadı çünkü ama. Ben dinliyorum hala ama beni mesela en çok gazlayan hala Gojira yani. Böyle yeni albüm çıkarıp bu İran'da olanlar üstüne falan da bir şarkı yapıp böyle politikte takılıyorlar biraz. System of a Down falan gibi. Mesela sen onlar bana... Sen seviyorsun. Ben agresif seviyorum. Yani o yüzden genelde ya rap ya metal dinliyorum. Hani müzik tarzı değil de duyguya tabii. İhtiyacım oluyor genelde. Hmm. Mesela bir tünelden geçerken Wake Up açayım, Rage Against the Machine falan gibi. Böyle bazı... Wake Up! Evet. Wow. Ben de Rage bayağı dinliyorum arabada ya. Çok dinliyorum. Arabada evet. Ben hep siz de dinlemiyor gibi bir tipiniz var. Ben Rage Against the Machine dinlerken de şey oluyorum, sürekli içimden şey diyorum. Ya bu benim en sevdiğim üç gruptan bir tanesi evet. Ya. Ben de içimden böyle salak bir şey tekrarlıyorum. Ben yeni ehliyet aldım onun için. Şimdi bir de çok sert şeyler dinleme bence. İyi yapıran dinledim sen böyle. Evet, evet, hız yaptırıyor yani. Ben Rammstein yeni albümüne mesela bir düştüm, bayağı bir trafik cezası yedim bu ay. Rap ile çok güzel temizlik yapıyorum ben, böyle beni ayağa kaldırıyor. Sevdiğim, neyle mesela? Sevdiğim rapler. Kimler bunlar? Sevdiğim rapler işte. Söylemiyorsun, çakal. Şey, şimdi temizlikle eşlenir diye söylemek istemedim. Rekol. Uciko. Sen ne dinliyorsun aslan bu arada?
Yani... Zac de la Roche bile mesela şey yaptı. Randy Jones'la beraber evet, böyle hayvan gibi yağdırıyor falan. Evet. Vallahi rap dinlemeyi bıraktım gibi bir şey oldu. Ya ben de bir ara bir rap çukuruna düşmüştüm. Çukur demeyelim de. Yani güzel dışarıdan bakınca güzel. Evet yani kötü bir şey değil tabii. Çünkü şeyi de prodüksiyon yöntemini de seviyordum işte. Böyle evet, sample alma, başka melodilerden beslenme falan bunlar hoşuma gidiyor. Sonra iyi ritim, şey vokal rhyme'ları falan onlar ilgimi çekiyordu. Yani bu ara biraz daha böyle 70'li yıllardan falan funk şeyler dinlemeye başladım. O sample'ları takip ede. Oralara biraz... O zaman SoundCloud'a doğru kaydın bir yandan da diyelim. Spotify'da şey çok var, bulup... Who Sampled diye bir programım var. Oradan böyle şey dinlediğim bir şarkının içindeki sample'ları... Evet. Nereden geldi? Şey haritalıyor. Aa ne bu? Ayıklıyor onları. Sürekli sample'ları atıyor. App sitesi aslında. App'i de var evet. Aa çok iyiymiş. Yani biraz... Selda Bağcan, Mozde falan orada buluyorsun aynen. Kendini yok tabii. Tabii. Erkin Koray, yaz ara. Aa, neler var? Yok ya çok şeyler var. Heyecanlandım bir anda. Çok kolay kandırabiliyoruz lan. Ben de onu fark ettim. Ben sizi ciddiye alma peşindeyim. Yani. Erkin Koray'ın keşfettiğimiz o evet. Meselesi var. Gizli mi? Yok gizli değil. Ne evet, var anam? Şaşırdık bayağı gülümle. Erkin Koray'ın bir takım şarkılarının altında söz müzik Erkin Koray yazıyor ama şarkılar onun ama değil. Ama çok olmuş. Önceden bilinen bir şey. Öyle mi? Biz yeni fark ettik. Yani sample gibi alıp üstüne takılmış aynen. Mı? Yok değil. İşte Fesipan Allah meğersem filan şarkısıymış gibi. Evet. Ha o kadar. Aynen. Bir video dönüyor bu genelde ara. De hep blues video... Gruplarından çıkıyor görüyorum ben. Sana onu yok. Göndereceğim o grubu. Ölmedi değil mi Erkin? Teoman rakçı mı Arakçı Koray'ın... mı diye bir video var. Ne? Bu kanaldan çıkıyoruz, geri sayın. Ben şeyden bahsedecektim, lafı araya giremedim. Bu şey, Full Faça'nın Fortnite'a dönüştüğü ilk konseri hatırlıyorum. Ben küçük çiftlik. Hayır, küçük çiftlik. Yanlış hatırladım. Okey. Küçük çiftlikte, orada böyle senin böyle bizim zaten elimizde olan yine bir takım demolardan mı, yeni şarkılardan yaptığın böyle bir 3-4 şarkılık bir sıralama set, var. Set vardı. Biz aslında Full Faça'nın içine o seti de koyup onu çalmaya çalıştık. Ve o bayağı heyecanlıydı. Şeyin seyircinin tepkileri falan. Çünkü biz o zamana kadar hep böyle bir rock formasyonunda bir grup olduğumuz neydi için. Neydi o? Berlin. Hayır ya. Sadece o konuşuyordu. Benim ilk çalınan herkesin geldiği. Festival neydi? Herkesin geldi Zeytinli. Ha Zeytinli de mesela ama tam tersi. Zeytinli'de ilk Fortnite'ı çaldık. Biz şöyle yapıyoruz bu arada. Hani Full Faça'yı biz albüm yapmadan 3 sene falan çaldık. 2008 neyse. Sonra çıktı. Fortnite'ı da bir 2 sene aslında çaldık biz albüm çıkmadan. Ve seyirci Full Faça dinlemeye geliyordu. O sırada böyle hep böyle bize böyle çok koklamış gibi bakan uzun saçlı insanlar hatırlıyorum böyle. Ne oluyor ya? Yani böyle havalar dinlemeye gelmiş ve böyle karşında gel beni bul beni bul beni bul falan böyle. Önce böyle bok peki seyirci değişti mi yani? Değişti. Denge bilekliği seyircisi gelmişti. Ne bileyim? Denge bilekliği. Denge bilekliği. Böyle son olarak öyle top çeviren tipler geldi. Daha çok güneş gözlüğü takan seyircimiz oldu yani. Ama bence janrasından bağımsız seyirciler yeni bir şarkı duymaktan sanki hoşlanmıyorlar gibi hissediyorum ben. Ben de konserde hoşlanmadığımı ben fark ettim bu arada. Ben kendim bir grubu dinlemeye gittiğimde... Yani benim bizimle deneme kardeşim diyorum. Yayınla tamam yani beğenirsek çalırım. 17 tane çalmışım, bir tane de onu kendime evet. Çalarım. Hemen buğuğu başladı. Paul McCartney çok bundan şey ya muzdarip. Biz Paul McCartney ile konuştum da ben geçen gün. Paul McCartney peki rakçı mı? Ya böyle şey... Paul McCartney rakçı mı? Arakçı mı? Bak folk mu? Paul McCartney'nin arkasında konuşabiliriz. Tabii ki. Glastonbury'de miydi? Beatles şarkıları çalıyor. İşte böyle herkes falan bir şeyler. Yeni albümden bir şarkı çalarken böyle artık adam yarıda kesim şey dedi. Ya dedi biraz önce hep telefon havadaydı şimdi. Bir tane bile telefon yok havada ya falan. Ben Blackmore's Night konserine gittim. Niye bilmiyorum. Sadece Richie Blackmore'u çok seviyorum diyor ama bir gittim böyle Ramazan Şenliği gibi bir şey. Arkada saman balyaları var. Böyle müzik çalıyor falan. Hiç dinlememişim bile Blackmore's Night'ı. Seyirci aşırı mutsuz oldu tamam. Bir herif kalktı böyle Blackmore is dead.
Richie Blackmore is dead falan dedi. Adam sahneyi terk etmek yerine Smoke on the Water çağırdı. Hemen. Yani mantıklı. Buradayım diyor. Tamam dedi abi, tamam çalışacağım. Rahat olun dedi yani. Bir onu verdi, rahatlattı seyirci. Sonra yine o tavuk oynatan şarkıları. Tavuk oynatan. Hani böyle folk, Blind Guardian'ın hiç davul olmayanı gibi. Okey. Sen metal dinliyorsun. Ben yani boşluktayım şu anda Blind Guardian. Bizim sen tek metalci yok. Bizde hiç metalci yok. Evet, çok eskiden. Onun eksikliği de görüyor. Abi nasıl Blind Guardian'ın ilk zamanlarını biraz biliyorum. İlk üç gün desteklemiştim gibi bir şey. Blind Guardian. Ben metalcilerden dayak yedim çok çocukken. Metal. Tabii canım, bizim metalci olduğumuz Barton'un punk olduğu ve ayrı taraflarda olduğumuz zamanlar vardı. Olduğu. Berkun Oya'nın videosunu izledim 96.2 Radyo Eksen videosu. Oğlum yani her şey şu anda olduğun tersi. Sen simsiyah saçlısın. Ve şişmanım. Evet, doğru. Senin saça sakalın evet. Var. Aynen. Berkun komik falan. Dramaya bulaşmamış anlamında. Komedi yapıyor. Çok komik Berkun ya. Yani o videoda. Bizim birbiriyle aynı olan çok az dönemimiz. Yani herkes sürekli değişiyor gibi. Evet. Ben fotoğraflara baktıkça görüyorum bunu. Aslan aynı. Evet. Kalıyor. Evet, sen hiç değişmiyorsun yani, abi. Galiba, sen Fix Radiohead. Ben bir, sanırım birden beri. Fix Radiohead. Seneye değişiyor. Radiohead loop ne demek ya? Bu işte. Böyle işin çok ciddiye alan teknik de bir adam gibi. Hani anladın mı? Boş adam değiliz biz. Yoku. Sen çünkü mesela ayar belirsiz ya. Böyle ben, bomboş bir adam da olabilir, ben, daha iyi de olur. Ben nasıl? Hadi lütfen Cener. Hadi Cener. Abi sende güven veren bir nerd look'u var bana. Hani mesela bilgisayarım bozulsa da sana gelirim. Ne bileyim işte böyle bir şeyle sıkışsam sana gelirim. Doğru, ama bir derdim olsa gelmem gibi. Doğru. Çok doğru bu arada. Evet. Doğru mu? Derdin olsa belki bana gelirim. Belki sevgili yüzeysel fikirlerimi söyleyebilirsin. Biz sanki saçma bir formatı. Röportajımız yapıyoruz. Ama sen tek başına çalıyor musun gibi bir güzelliği var. Hani herkes çıksa sen devam edecek misin? Belki fark etmeyecek misin? Belki umursamayacak mısın? Aslında Cem'in sahnedeki rolü şey, hepimizi yönetiyor. Sadece Cem'in mikrofonundan söylediği ve bizim kendi içimizde duyduğumuz bir sistem var. Ha öyle mi? Tabii. O. Gerçek mi bu? Gerçek. Ne gibi? Yani mesela i̇nsan arkadaşlar gibi bu çok akşam arkadaşlar insan gibi çalıyor. Bu benim son konserim falan gibi mesela arada şeyler. Normal falan diye. Ya anlık küskünlük. Burada söyleyemeyeceğim çok şey var. Ama ya. Ama mesela şey diyor. Lan en güzel şeyi nasıl söylüyor? Bir viski istiyorum diyor mesela. Ya da bir bira. Onunla da isteyebiliyor. Bir şarkı çalarken daha çalarken mi oluyor? Evet. Tabii. Bir tur daha. Hayır şey şu, sistemin amacı şu. Cemil bizim maestromuz aslında diyelim. Evet. Ama şey teknik olarak da öyle. Gönlen de öyle. Gönül maestrosu gibi. Hayır, diyelim ki bir şarkı uzun çalınacak, kısa çalınacak ya da şarkıların sırası değişecekse bunu hepimize sahnede mi bildiriyor. Oldu? Evet, o sırada. O kadar da değil ya. Böyle yapmıyorsun da. Ya da şahane falan hiç birbirimize bakmadan bir çeşitli iletişim kuruyoruz. Sıkıntı şu, cevap veremiyoruz. Yani sadece uygulamak zorunda. Aynen. Yani ultimatum oluyorsun sonuç olarak. Güzel, senin adına güzel duyuluyor. Yani zor yani, aslında, yorucu bir iş. Neyse, Allah'tan uzun süredir çalıyoruz da bazı şeyleri artık söylemem gerekiyor. Söylemem gerekmiyor abi. Boşluğunda duruyor hatta o mikrofon abi. Daha yani iyi bence, şu an tam kıvamında. Bazen şey çok kötü oluyor böyle, arada Bakü ile biz şeyi söylüyoruz böyle karşılıklı. Ben harbiden ben miyim? Gürkan! Gürkan! Yani böyle, o sırada onun orada çok büyük bir şey olmadığı için başka bir şeyi çözmeye çalışıyor. Ama bizim kulağımız da bayağı yüksek. Evet, doğru. Böyle gözlerimize tutunmaya çalıştığımız zaman. Dikkat ediyorum ben ona. Artık ediyorsun. Bazen etmiyorsun. Her zaman olmuyor. Ya da bazen edecek durumda olmuyorsun. Evet. Zaten o zaman bence artık geçelim mi performansa? İlk konserinizi verdiğiniz yerde çekiyoruz bu arada. Bu arada evet. Nasıl? Evet. Var mı bir hissi? Bir hissi var tabii ya. Yani böyle bir çeşit anneannemin evinde gibi. Ama anneannem olmayan arkadaşlarımın o hissi gibi. Seçtiğim ailemin evindeyiz evet, falan gibi. Evet, bunu sık sık söylüyorsun. Söylüyorum. Burası evet, çünkü seçtim gibi ben bu insanları diye düşünüyorum. Çok iyi. Sağ ol Dayman, teşekkürler. Canım benim. Evet. Seçtiğin için ayrıca teşekkür ederiz. Burası ederim. Herkese. Burası çok Çıplak iyi. Ayaklar Çıplak Kumpanyası. Ayaklar Kumpanyası'ndayız bu arada. Birçok şeyin başladığı yerdir burası ya. Evet. Tam bulunduğumuz noktada verdik ilk konserimizi evet. Net bir şekilde. Evet, benim 30. yaş doğum günümdü şimdi. Evet. 43 oldum yani. Bayağı evet. Yıllar geçti. Gene böyle bir daireydik. Ben burada yerde oturuyorum. Tam oraya anımsattı bana da.
O zaman hep beraber... toparlamamız lazım, evet. Teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ ol Bartu. Şimdi çok saçma ama mı? Çok saçma. Böyle bitirmeyelim abi. Bir daha yapalım. Biz zaten çoktan çıktık. Çıktık mı? Yani izleyin, çok işim var şurada. Ra ba 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 yapmayacak mıydı? Çünkü. Tabii tabii, evet. Sen solsa mı yaptın? Evet, şimdi bence biraz önce kötüydü çünkü. Ben de orası söyledim. Kayıtta akıyor, buyurun. Baktım yerle bir, renk azlar çok fazla kalkmazlar üstümüzden. İmdatsız bırakıldık. Kelimeler erimeyen sahte buz gibi. Biz bu yüzyılın içindeyiz. Hep bahaneler yok daha neler, göğsünüz bile kafes. Nefes alan çok, kurtuldum sanan geride kalıyor. Sönmez bu yangınlar. Müzik.
ikimiz için. Bize söyleme, bize söyleme. Ne dilerdin? Baharım dilek tutabilsene. Hepimiz için. Bize söyleme, bize söyleme. Ne dilerdin? Gönül boşaldı, beklenmedik büyüsün. İlk defa dönen insan yavrusun. Yüzünü gördünüz mü? Okyanuslar mı büyük, yalan perdeler mi? Hatırlamak da unutmamak da aldığı şey mi? Korkunun necede faydası var? Korkma, sönmez. Bu yangınlar, ya ya yağmur, ya yavrum, bu yeni bir akvaryum. Defansif bir dizayn. Dışarıdan bakınca içine atılacağım gibi geliyor. Öyle bir dibi var. Düşemem, düşemem. Bakarım ancak gücüme gidiyor. Dışarıdan bakınca içine atılacağım gibi geliyor. Öyle bir dibi var. Düşemem, düşemem. Bakarım ancak gücüme gidiyor. Kolumdan saatimi çıkardım daha demin. İstemsiz matemi ölçmek istemiyorum ki. Bilinmesin istiyorum. Doğduğum yere pisliyorum. Sular bulanırken aklıma ben saklanırım. İçine atılacağım gibi geliyor. Öyle bir dibi var. Düşemem, düşemem. Bakarım ancak gücüme gidiyor. Dışarıdan bakınca içine atılacağım gibi geliyor. Öyle bir dibi var. Düşemem, düşemem, bakarım ancak gücüme gidiyor.
Huzursuzluğa alışmayın. Yatağa kes girmeyin. Büyük ev abluka daha.